temsilcileri bir çekirge toplantısında da bir arada olmaktan dolayı mutluyuz. Sizleri şahsım, MÜSİAD Yönetim ve Denetim Kurulları adına selamlıyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu programımızı MÜSİAD üyemizin Cennet Bahçesi'nde gerçekleştirmeyi çok arzulamıştık. Ancak hava koşulları bize risk almamamızı öğütleyince bilim karşısında boynumuz kıldan ince diyerek sizlerle bu salonda bir araya gelmeye karar verdik. Sevgili dostlar, değerli konuklar, bilim ve akıl biz iş insanları için hep yol gösterici olmuştur. Bizler tüm fiziki ve beşeri bilimlerden yararlanırız. Amacımız bellidir. İnsanın bitmek bilmez isteklerini doğanın kıt kaynaklarını kullanarak karşılayabilmek. Eskiden kaynakların kıtlığı belki de hiç bugünkü kadar hissedilmemiştir. Bu tüketim anlayışı ile sadece demir, bakır, petrol gibi ham maddelerin azalmasına değil, dünyanın adeta içine kurt girmiş bir elma gibi içten içe çürüdüğünü tanıklık ediyoruz adeta. Bizler sanayici ve iş insanları olarak insan ihtiyaçlarının giderilmesinin şart olduğunun farkındayız. İlk üç sanayi devriminin olumlu sonuçlarının yanı sıra getirdiği olumsuz sonuçların dördüncü sanayi devrimi ya da daha kapsayıcı bir deyişle dijital dönüşümle, yani yine bilimle, akılla hareket ederek azaltılabileceğini düşünüyoruz. Dünyanın artık üretim süreçlerini dijitalleştirerek insani hataları azaltıp kaynakları daha verimli kullanacağına ve zararlı girdileri de en aza indirebileceğine inanıyoruz. Bu kaygımız diğer üç sanayi devrimiyle birlikte artan insan nüfusunun daha da yukarı giderek tüketim patlamasının bu kazancı ortadan kaldırması. Orada ise özellikle kuzey ülkelerinden yayılan ihtiyacın ölçüsünde tüket ya da geri dönüşümde tüket anlayışı bize umut oluyor. İhracatı %11 artıyor. Bursa'nın biraz sonra göreceksiniz. Kilogram değeri ihracatta 4,5 dolara çıktıysa Türkiye'nin ihracat değeri 1,30 dolarlara çıkıyor. Yani Bursa ölçek olarak Türkiye'yi dönüştüren ve şekil veren bir ölçeğe sahip. Şimdi Bursa iş dünyası. Çok önemli. Şimdi Bursa iş dünyasına baktığımızda yani burası aynı Türkiye gibi 4 saat uçuş mesafesinde 28 trilyon dolarlık bir GDP'nin gayri safi hasılanın döndüğü bir coğrafyadayız. Çok fırsatlarımız var. Şimdi bunları da değerlendiren gerçekten dünyaya açık bir iş dünyası ve şirketlerimiz var. Bu çok kıymetli. Firmalarınız olur, uluslararası rekabete karşı güçlü değildir. Onları büyütmeniz mümkün değildir ama Bursa öyle bir yer değil. Bursa 1700'ün üzerinde yabancı sermayeli şirketin barındığı bir şey. Yani bu ölçek o kadar farklı ki. Bazı şehirlerde bu kadar üyesi olmayan odalar var. Bizde yabancı sermayeli şirket sayısı 1700 aştı. Bu da aslında Bursa'daki tabii otomotiv sektörünün burada çok büyük katkısı var. Yok. Her ülkede olduğu gibi var. Şimdi bu özellikle Güney Marmara Havzası, Bursa'nın merkezinde olduğu bu havzada fazlasıyla var. Yani o ürüne can verecek olan tasarım da, inovasyon da, marka da ancak bu bölgeden çıkıyor. İşte bugün biz bu bölgede bütün planlamayı buna göre yapmak zorundayız. Bu bölgenin rasyoları Türkiye'nin ortalamasının mutlaka iki katı olmak zorunda. Türkiye'nin şu anda ihracatta kilogram değer hedefi 4 dolar. Bizim hedefimiz 8 dolar. Biz 8 doları yakalamak zorundayız. İşte bizim gücümüz burada. Otomotiv, makine, metal, bir de tekstil. Yani bugün Bursa
bu ihracatları yapıyorsa, 16 milyar dolar ihracat yapıyorsa, işte bu sektörlerden dolayı. Ama bunlar 50 yıl yaşar mı? Bunlar 50 yıl yaşamaz. Şimdi otonom sürüşlü araçlara geçiyoruz. Yeni teknolojiler devreye giriyor. Yani bilgisayarlarımıza bile gideceğiz. Artık şoför kavramı yok, sahip olma kavramı yok. Dünya farklı şeyleri konuşurken bizim şirketlerimizin bunu hazırlamamız lazım. İşte bunu hazırlarken de aslında bizim dönüştürücü merkezlerimiz ve onların ortaya koyduğu performansla inşallah biz uzay havacılık, savunma, raylı sistemler, teknik tekstil, kompozit malzemeler ki önümüzdeki belki süreçte gerçekten malzeme teknolojileri bir numaralı hedef olacak. Nano teknoloji ve bilişim yazılım daha diğerler. Biz mevcut şirketlerimizi mutlaka bu teknolojilere ve bu alanlara dönüştürmemiz lazım. İşte bu sebepten diyorlar ki bazen bizim arkadaşlar, meclis üyelerimiz, ya başkan niye bu kadar çok proje yapıyoruz? Ya o kadar çok ihtiyacımız var ki. Şu ana kadar 60 makro proje bitirdik, belki 100'ün üzerinde proje yaptık. Yaptığımız projelerin her biri 150 milyon, 200 milyon, 300 milyon yatırım yaptığımız alan. Nereden yapıyoruz bunu? Şimdi bu ülke gayri safi hasılasının binde 8'ini Ar-Ge'ye harcıyor. Ne Osman? Şimdi hedef ne? Bunu %3'e çıkardı. Bursa bundan ne kadar pay alıyor? Şimdi az önce sofrada da onu bahsettim. Doğru soru gelişimi anahtarıyor. Doğru soruları sorduğunuzda nereye odaklanmanız gerektiği o kadar net çıkıyor ki orada. Bursa neredeyse doğru düzgünlüğü ben kaynak aldım. Bizim bütün becerimiz burada. Bursa Ticaret Sanayi Odası'nda bir birim kurduk. Ar-Ge Proje Koordinasyon Birimi. 30'un üstünde yüksek lisanslı doktor olan arkadaşlarımız orada. Her biri kendi alanında sürekli proje geliştiriyor. Ve o projeler sayesinde bunlar hayata geçiyor. Şimdi Uludağ Yaşam Boya Eğitim Merkezi, Ticari Safari, Lojistik Köy, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, dünyada ilk beşte. Washington'daki Smithsonian, bilgilendiğiniz vardır mutlaka. NASA'nın da kullandığı en önemli uzay havacılık eğitim ve deneyimleme merkezidir. Şu bina. Gitmeyeniniz varsa mutlaka çocuğunuzu, torununuzu alın. Burayı mutlaka bir gününüzü ayırın, gezin. Bu merkezi yapma sebebimiz, değerli dostlar, biz 84 milyon Türk gencini Washington'a götüremeyiz. Ama merkezi buraya getirdiğimizde bizim yeni nesil hem ufkunu, hem vizyonunu, hem de hayal gücünü artıracak olan önemli merkezlerden biri. Avrupa'da birinci, dünyada beşinci. Şimdi buraya biz tabii uzay ajansının kurulmasını ilk değerlendiren o da biziz. 2014 yılında. Ve bizden 4 yıl sonra uzay ajansı kuruldu. Türkiye Uzay Ajansı ki dünyada 17 ülkeden biridir uzay ajansı olan. MESİ'yi kurduk, mesleki yeterlik belgelendirme merkezi. BUDEMO'yu kurduk, bizim teknoloji koordinasyon merkezi. TeknoSAB yaptık biliyorsunuz, TeknoSAB şu an Türkiye'nin en büyük teknoloji organize sanayi bölgesi. Lojistik şirketimiz var. Tahkim Arabuluculuk Merkezi'ni kurduk. Bakın, Adalet Bakanımız da geldi, açılışını yaptı. Türkiye'deki hem tahkimin hem arabuluculuğun olduğu tek merkez. Halkra Market'i bilmemiz. Bunun merkezi Londra. Uluslararası Tahkim ve Arabuluculuk Birliği. O birlikle stratejik ortaklık yapan tek oda Bursa Ticaret Sanayi Odası. Birlik Başkanı Anthony Abrams Bursa'ya geldi. Uludağ Üniversitesi ile onları anlaştırdık. Uludağ Üniversitesi'nde 2 yıl yüksek lisans programı açtı. Sırf tahkimle alakalı. Çünkü bugüne kadar dünyadaki tahkimlere, bu Sydney olur, Londra olur, Frankfurt olur, hiç fark etmez. Türk hukukçu davalara müdahil olamıyor. Ama bizim bu yaptığımız anlaşmayla
Şu anda bizim eğitim programımızda sertifikalanan hukuk geçmişi olanlar, hukuk disiplininde olanlar uluslararası tahkimde Türk firmalarını temsil edebiliyor. Ve en büyük başarılarımızdan birini de Teknosaft'ta da yatırımcımız olan bir firmanın London şeyde New York'taki tahkimde 15 milyon dolarlık davasını kazandı. Bu Türkiye'de tek bir. Modern fabrikamız var ve inşallah şimdi Nis'teki Sofya Antipolis'i hepiniz bilirsiniz. Avrupa'nın en büyük teknoloji geliştirme bölgesi. Şimdi onlarla bir işbirliğine başladık ve Uludağ Üniversitesi'nde Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesinin startını verebiliriz. Ve tabii yeni bir fuar merkezi. Bursa'nın turizmi için. Özellikle fuar ve kongre turizminde Bursa en önemli merkezlerden biri. Şimdi değerli dostlar, biz 2013'te geldiğimizde Bursa'daki ARGE merkezi olan şirket sayısı 19. Dedim ya, bu paraları alamıyoruz biz. Şirketlerimizin çoğu, ya ne gerek var şimdi devletten %70-75 kaynak kalacaksın, bu modda. Teknoloji Transfer Ofisi ile işbirliği yaparak bir mentorluk hizmeti yaptık. Ve biz BTSO 250 listemiz var biliyorsunuz. 50 firma alarak bu mentorlukla şu anda zaten firmaların çoğu hazırdı. Paperwork dedikleri, kağıt işleri eksik. Onları Teknoloji Transfer Ofisi ile tamamlayarak şu anda geldiğimiz rakam 161. 161 şirketimiz şu anda ARGE merkezi bünyesinde. Ve Türkiye'de ikinci Bursa bu konuda. Ve işte o bahsetmiş olduğumuz %1'e bile tekabül etmeyen 1008'deki ARGE desteklerinden de şirketlerimiz faydalanıyor. Bu çok önemli. Şimdi az önce başkanım da konuşmasında bahsetti. Bursa teknolojik değişimi ve dönüşümü başarmış bir kent. Bakın, şimdi Bursa sanayisine ve Bursa üretimine baktığımızda şimdi toplam sanayi içindeki teknoloji dağılımında yüksek teknoloji Türkiye %4,5, Bursa %4. Bunun en büyük sebebi özellikle savunma sanayinde son 10 yılda Ankara merkezli bir biliyorsunuz savunma sanayi. Bursa biraz o yönden geri kaldı ama şu anda hem savunma sanayi başkanlığımızla yaptığımız görüşmelerde bunun artık merkeziyetçi yapısı dünyada da kaldı. Yani başkentlerde artık şekillenmiyor. Bu Amerika'da da böyle, Avrupa'da gibi diğer ülkelerde de böyle. Biz şimdi Bursa'ya doğru yavaş yavaş ciddi yandan da özellikle savunma sanayi hükmemizle birlikte bu yatırımları, özellikle bu alanda oluşan platformları çok fazla şirket veriyoruz. Orta yüksek teknolojide Bursa sanayisinin %52'si üretim orta yüksek teknoloji. Türkiye %26. Türkiye'nin iki katı. E tabi orta düşük ve düşük teknolojide de Türkiye'nin yarısı kadar. Şimdi bizim hedefimiz yüksek teknolojiyi bu bölgede %10'lara kadar çıkartabilmek önümüzdeki 10 yılda. Bu orta yüksek teknolojiyi 60'lara 70'lere çıkartmak. Netice itibariyle bizim orta düşük ve düşük teknolojideki sanayinin zaten hani doğal ayrışma dediğimiz bize mümkün de değil zaten düşük teknolojide artık Bursa'da üretim yapabilmek. Çünkü yani Bursa'da yaşamak eskisi kadar kolay olmadığı için yani mutlaka bu ücretlendirme politikalarında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünle ancak istihdamsız devam edebilirsiniz. Ve ne yapıyoruz biz oda olarak? Düşük teknolojili üreten şirketlerimizi ne haliniz varsa görün mü? Neticede toplumu şekillendirirken, yol haritasını çizerken oradaki sorumluluklarımızla kararlarımız çok değişiyor. Ama bunu sürdürülebilir kılmak için hem şirketlerimizin yararına olan hem de toplumun, bölgenin, coğrafyanın yararına olan çözümleri bulmamız lazım. Bizim görevimiz bu. Şimdi bakın, bizim bu yaptığımız etkinliklerde 2900 yeni ihracatçı şirket kazandırmışız. Balıkesir'e, Bandırma'ya, şuraya buraya baktığınızda bu şirket sayıları
İnanın bana MİT toplam şirketinden daha fazla. Bizim ilave gelen şirketimiz bunlar. Burası Türkiye'nin dünyaya batan yeri. Yani Bursa'da bir insanı Avrupa'ya, Amerika'ya, şuraya buraya götürün. Vallahi üçüncü gün diyor ki ya başkanım biz buraya çok iyi mal satarız. Ve çoğu da satıyor, fatura kesiyor. Şimdi bu potansiyeli mutlaka kullanmak lazım. 7,5 milyar dolar dış ticaret fazlası vermişiz. Bakın katma değer nasıl oluyor? 18 milyar dolar ihracat yapmışız. 7,5 milyar dolar dış ticaret fazlası var. O yüzden diyorum. Bilmesin bir şey onlar çünkü bizi hayata bağlayan şey bu. Peki Almanya olmak istiyoruz, İngiltere olmak istiyoruz, Fransa olmak istiyoruz. Peki Almanya ne yapmış? Hiç merak eden var mı? Almanya, bu bahsetmiş olduğumuz coğrafya %4.4'ünü sanayiye vermiş. Şimdi hepimiz Almanya'ya gittik. Otobanda gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ne harika yol yapmış adamlar. Bir bakıyorsunuz, yemyeşil tarlaların içinde koca koca fabrika var. Öyle mi Yakup abi, yok mu? Ormanın içinde koca koca fabrika var. Yani bu Almanların ne özelliği var? Tarımla, ormanla, sanayiyi birleştirme zekası var. Ve %4.4. Peki İtalya %2.1.